Selamlar arkadaşlar, öncelikle kanalımın yeni bir videosuna hoş geldiniz diyorum. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, artık bu muhabbetten de çok sıkıldık, fakat çok ciddi ve çok ağır bir şekilde hayatlarımız bu ekonomik buhran nedeniyle aşağı doğru çekiliyor. Etrafınıza da bir bakın isterseniz, herkes, istisnasız herkes fiyatları konuşuyor. Fakat ne hikmetse hani dünyada da böyle, de özel olarak bizim ülkemizde de değerli arkadaşlar, çıkan bütün ekonomik şeyler, düzeltmeler diyeyim ben size, zengini daha fazla zengin ederken orta sınıfı acımasız bir şekilde parçalıyor. Halihazırda parası olmayanı, yani yoksul olanı ise daha derin bir yoksulluğun içine gömüyor. Hangi partiye oy verirsen ver, hangi siyasiyi seversen sev, gerçek basit bir şeydir arkadaşlar. Tabii de şu anda özellikle gençlerde ve toplumun büyük bir çoğunluğunda büyük bir hayal kırıklığı falan filan da çok ciddi yükselmiş durumda. Millet İttifakı'nı desteyenler seçimi kazandıklarına daha 1-2 ay öncesinden o kadar ikna olmuşlardı ki hani böyle olmayacaktı sonucuna çıkan böyle ciddi bir düş boşluğu oluşturdu yani. Başka bir tanım bulamadım. Neden seçimlerden bahsettim durup dururken? Arkadaşlar çünkü hikayenin en acı kısmı seçimlerden sonra patladı. Yani bir zam bombardımanının içine düştük. Tüm bu zam bombardımanın haricinde ne iktidar tarafında ne de muhalefet tarafında yıllardır gençleri kucaklayan gerçek bir politik söylem çıkmadı. Hep böyle komik komik şeyler çıktı. Böyle bir ortamda gençlerin, hatta bırakın gençleri, teknolojiye uygu duyan herhangi bir insanın yapabilecek hiçbir şeyi yok. Yani bir ürün almak istesen fiyatlar uçmuş durumda. Peki bir de şöyle bir çerçeveden bakalım. Siyasilerin her seçimde tavlamaya çalıştığı, gençlere yönelik çıkardığı bu politikalar nereye gidiyor? Arkadaşlar şimdi en son bir müjdeyle uyandık. Ülkemizin Cumhurbaşkanı çıkıp dedi ki işte gençlerden ilk tablet, ilk telefon, ilk tablet ve bilgisayarlarından vergi muafiyeti oluşturacağız. Vergi almayacağız onlardan diye bir açıklama yaptı. Ya bu bizi çok sevindirdi. Neden çok sevindirdi? Çünkü ülkemizde en pahalı olan şey vergi. Yani bir vergi indirimi, vergiler çok pahalı olduğu için gerçekten hepimizi çok umutlandırdı. Şöyle bir örnek vereyim sizlere. Gelin iPhone 14 Pro Max'in 256 GB'lık modelinin vergisiz fiyatına bir bakalım. Yaklaşık 33.000 TL. Vergili satış fiyatı ise bu ürünün 67.000 TL. En çıkmış oldu arkadaşlar. Küsuratlarıyla birlikte yaklaşık 34.000 liralık bir vergi ortaya çıkmış oldu. Telefon zaten 33.000 lira. Yani bir tane kendimize telefon alırken bir de vergilere telefon alıyoruz aslında. Günlük olarak aldığımız ekmekten sütüne kadar her şeyin vergisi çok yüksek. Peki bunca vergiyi kim öder? Tabii ki de halk. Yani biz arkadaşlar. Gelin isterseniz henüz yürürlüğe girmeyen fakat maddeleri yüksek ihtimalle böyle olacak olan yasanın maddelerine birlikte gelin bir bakalım. Birinci maddemiz şu. Bir defaya mahsus bir özellikten faydalanabileceksiniz. Bu güzel bir şey. Hani 2 yılda bir, 4 yılda bir yine bir defaya mahsus değiştirebilme hakkı olsaydı da iyi olurdu. Özellikle teknolojiyi takip eden bir iş yapman gerekiyorsa. Geçelim ikinci maddemize. Burada da arkadaşlar sadece kendi adınıza kayıtlı olan hatlar üzerinden telefon alabileceksiniz. Bu maddeyi eleştiren kanallar gördüm, yazılar gördüm fakat tam olarak neyin eleştirdiklerini anlamadım arkadaşlar. Ya burada devletin önlemek istediği şey suistimal. Bence bu maddede suistimali önlüyor. Zaten ya öğrencinin kendisi kullanacağı için telefonu kendi adına kayıtlı hattan alması ciddi bir suistimal probleminin de önüne geçiyor. Ben o yüzden bu maddeye itiraz etmiyorum. Atladığım bir nokta varsa lütfen yorumda belirtin ama. Üçüncü maddemiz, öğrenciler sadece ülkemizde montajlanan veya parçaları ülkemizden tedarik edilen telefon, tablet, bilgisayar modellerini tercih edebilecek. Şimdi bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şu. Bu maddeyi yazan amca ve teyze demek. Yani başka bir açıklaması yok bunun. Gençlerle alakası yok. Atıyorum Güney Kore olursun abi, elinde Samsung'un olur, bilmem neyin olur. Dersin ki bu yasa sadece benim coğrafyamdan çıkan, kendi ülkemden çıkan ürünleri ilgilendirir dersin. Amenna, başımızın üstünde yeri var. Ama bizim ülkemizin özel bir durumu var. Biz bunların üretimini yapan, üretiminde ipi göğüsleyen bir ülke değiliz. Doğal olarak Türkiye'de montajlanan ve üretilen cihazların gerçekten son kullanıcı performansları iyi değil. İyi olanlar da var ama bir öğrenciden bahsediyoruz. Bu çocuk oyun oynayacak, uygulama geliştirecek, sosyal medyada takılacak, arkadaşlarıyla fotoğraf çekecek, gece gittiği mekanda video çekecek. Niye daha tatminkar bir telefonla bunları yapmasın? O da genç değil mi yani? Almanya'daki genç, İsviçre'deki genç de bizim ülkemizdeki genç değil mi? Dördüncü maddemize geliyoruz ki kriz tam olarak burada çok fazla büyüyor değerli arkadaşlar. Nedir bu? Maksimum 2000 TL'lik telefonlar sadece bu yasadan faydalanabilecek. Hani siz derseniz ki ben ille de iPhone alacağım, o zaman da bir 2000 liralık indirim hakkınız var. Ya bu telefonlar kötü mü? İnsanın hiç mi sorununu çözmez? Şimdi arkadaşlar çözer ama diyelim ki teknik bir bölümde okuyorsunuz. Yani telefonunuza aynı zamanda ihtiyacınız var. Yazılımcısınız, bilgisayar mühendisiniz, neyse bir mühendisliktesiniz yani. Nasıl yapacaksınız bu telefonlarla onları? Diyelim bir cevhersin, iOS yazılım geliştiriyorsun ve bu coğrafyanın çocuğusun. Şimdi biz senin gibi bir cevherin eline A12 mi vereceğiz? Al abi bunda iOS yazılım geliştir diye. Ne olacak? O zaman bütün cevherlerin ailesinin zengin olması lazım ki bu çocuk hem yazılımını geliştirsin. Yani yazılımla uğraş
yaşayan insanların yan test ürünlerine ihtiyacı oluyor. Şimdi Cevher iOS yazılımı yapabilen olan çocuk A12'de iOS yazılımını yapacak. Nerede test edecek? Yani kim istemez ki kendi ülkesindeki delikanlı, kanı kaynayan kızların ve erkeklerin en üst modelleri kullanmasını, dilediği test cihazını çatır çatır almasını. Geliyorum 5. maddemize. Zaten 4. maddede hepimiz koptuk da 5. madde işte sadece lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsıyor bu yasa. Burada da şöyle bir tuhaf bir durum var. Lise öğrencilerini neden kapsamıyor? Ya da doktora öğrencilerini neden kapsamıyor? Hadi doktoraları biraz ayıralım. Onların yine bir 3 kuruş 5 kuruş maaşı var. Şimdi doktora yapan arkadaşlar kızmasın. Onlar da varlık içinde yaşamıyorlar da. En azından lisedeki arkadaşlara da bu hak verilebilirdi. Bilişim liseleri var. Artık bilişim eğitimleri çocuklara kreşte başlıyor. Yazılım eğitimleri ilkokulda başlıyor. Yani bu çocuğun hakkı değil mi iyi bir telefon almak? Ne diyeyim yani? Sonuç olarak arkadaşlar videoyu da toparlayayım. Şöyle bir ülkemizde yaşayan gençlerin umutlarını bir oy malzemesi olarak görmekten vazgeçin. Artık onların önüne havuç atıp durmayın. Ekonomik buhran çok ciddi boyutlara geldi. Bir genç için sinemaya gitmek hayal. İyi bir telefon, iyi bir bilgisayar almak ailesi zengin değilse hayal. Ya tatile gitmek hayal. Ya bu çocuklar için bir sürü şey artık hayal oldu zaten. Acaba ben şunu da merak ediyorum. Biraz uzaktan mamal okuyor gibi görünebilirim. Buna da bir eleştiriniz varsa lütfen yorum bölümünden belirtin. Fakat aynı yasayı devletimiz neden tüm modeller için %100 vergi indirimi şeklinde uygulamıyor? Ne olacak yani, batar mıyız? Bunu merak ediyorum ben. Ya çözmüyor, yetmiyor. Yine onu yenilemesi, değiştirmesi lazım ama eğer bu ülkenin gençlerini mutlu etmek istiyorsanız yapılması gereken şey buydu. 2000 liralık telefonlara vergi muafiyeti getirmek çok önemli bir şey değildi yani. Bir yandan da hani herkes beni affetsin, ilk kez böyle bir video çekiyorum karşınıza. Yani ilk kez böyle bir video ile çıkıyorum fakat kimse de kusuruma bakmasın. Sesim gider mi, gitmez mi onu da bilmiyorum ama hem muhalefet hem de iktidar kanalına sesleniyorum. Artık kırılacak hayalimiz kalmadı. Son sözüm bu. Görüşürüz arkadaşlar.